Selam herkese, Pimat 1'e hoş geldiniz. Öğrenmenin, düşünmenin, sorgulamanın en iyi yolu matematik. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Evet, bu videoda size kökleri verilen ikinci dereceden bir denklem nasıl yazılır? Bunu anlatacağım. Öncelikle ikinci ve dereceden bir denklem olması için ne gerekiyordu? Onu bir hatırlayalım. Hemen. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde yazılan denklemlere biz ikinci dereceden denklemler diyorduk. Tabii burada şartımız neydi? A'nın sıfırdan farklı olması, a ve c'nin de birer reel sayı olması katsayılarının. Şimdi burada bu denklemi çözerken biz nasıl çözdük? Çarpanlarını ayırdık ya da çarpanlarını ayıramıyorsak delta diskriminant yönteminde çözdük. Şimdi tersten gideceğiz denklem yazarken. Kökler toplamı yani x1 ile x2'nin toplamı neye eşitti? Eksi b bölü a'ya eşitti. İşte buna t diyoruz. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 neye eşitti? C bölü a'ya eşitti. Buna da ç diyoruz. İşte kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen ikinci dereceden bir denklem nasıl yazılır? X kare eksi tx artı ç eşittir sıfır şeklinde yazılır. Kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen ikinci dereceden bir denklem ya da kökleri bilinen diyelim. Kökleri biliniyorsa toplam ve çarpımı da bulursunuz zaten. İkinci dereceden denklemin genel yazılışı bu şekildedir. Şimdi bununla ilgili soru çözümü yapalım. Evet, kökleri x1 eksi 4 ve x2 5 olan ikinci dereceden denklemi istemiş bize. Şimdi genel formatımız neydi? Yani ikinci dereceden bir denklem yazmak için ne kullanıyorum ben? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Bunu unutmayacağız. Bu önemli bizim için. Şimdi buna ulaşmak için t ve ç'yi bulacağım öncelikle. T neye eşitti? Toplam demekti. Kökler toplamı. Yani x1 ile x2'nin toplamı. Eksi 4 ile 5'in toplamı yani 1. Kökler çarpımı yani ç, x1 ile x2'nin çarpımı yani eksi 4 ile 5'in çarpımı eksi 20. Denklemde de bunları yerine yazıyorum. Buradaki denklemde yerine yazıyorum. X kare eksi t yerine 1 yazdım. 1x artı ç yerine de eksi 20 yazdım. Eşittir 0. Düzenlersek x kare eksi x eksi 20 eşittir 0 denklemini bulmuş oluruz. Evet, bu defa çözüm kümesini vermiş, denklemin çözüm kümesini vermiş, ikinci dereceden denklem istiyor. Şimdi çözüm kümesine dikkat ederseniz bir elemanlı. Şimdi denklemleri çözerken bundan bahsetmiştik. Eğer bir denklemin, ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi bir elemanlı ise bu ne anlama geliyordu? Deltası sıfıra eşit yani çakışık iki kökü var yani eşit iki kökü var. Yani burada kökler birbirine eşit 5. Tamam, şimdi kökler toplamını buluyorum. Yani t'yi buluyorum. x1 artı x2. Kökler toplamı 10. Kökler çarpımını buluyorum. x1 çarpı x2 25. Şimdi formülümüz neydi? Yani ikinci dereceden bir denklemi nasıl yazıyorduk? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Burada yerine yazıyoruz. T ve ç yerine bulduklarımızı yazıyoruz. X kare eksi 10x artı 25 eşittir 0. Bakın bunu çarpanlara ayırdığınızda bir tam kare olduğunu görürsünüz. Yani bu x eksi 5'in karesidir. Tam kare ifadeler veya çakışık kök veya aynı eşit kök aynı anlama geliyordu. Ya da çözüm kümesi bir elemanlı demek ne anlama geliyordu? Deltasının 0 olduğu anlamına geliyordu. Devam edelim bakalım. Evet, bu defa kökleri eksi 1 bölü 6 ve 1 bölü 2 olan ikinci dereceden denklem hangisidir diyor. X1 eksi 1 bölü 6 olsun, X2 de 1 bölü 2 olsun. T ve ç'yi bulalım yine. Yani kökler toplamı. Eksi 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi topluyorum. Hemen 3 ile genişletelim. Ortak paydamız 6 oldu. Eksi 1 artı 3 yani 2 bölü 6 oldu. İsterseniz böyle kalsın. Payda eşitlememiz gerekecek çünkü kullanacağız.
Kökler çarpımı yani x1 ile x2'nin çarpımı eksi 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarparsak da ne olur? Eksi 1 bölü 12 olur. Şimdi bunları yerine yazacağım. Neydi eşitliğimiz? X kare yani ikinci dereceden bir denklemi nasıl yazıyorum? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani kökler toplamı t, kökler çarpımı ç. Yerleştiriyorum yerine. T'yi ne buldum ben? 2 bölü 6 eksi 2 bölü 6 x. Ç'ni buldum. Eksi 1 bölü 12 buldum. Eşittir 0. Tabii şıklara bakarsanız böyle bir sonuçla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü en estetik şekilde yazalım sonucu. Bir payda eşitleyelim. Kesirli bir ifade var. 12'de eşitleyelim bunu. 12 ile genişletelim bunu. 2 ile bunu da zaten 1 ile genişletmiş olalım. Şimdi yazalım. 12x kare eksi 4x eksi 1 eşittir 0. Bu da bizim İkinci dereceden denklemimiz olmuş olur. Evet, bu defa köklerinden biri 5 eksi köküç olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem nedir diyor. Şimdi köklerinden biri yani x1 5 eksi köküç ise diğer kökü bunun eşleniğidir. Nedir yani? 5 artı köküçtür diğer kökü. Bunu unutmayın. Birbirinin eşleniği olur. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımı lazım. Kökler toplamı x1 artı x2 topluyorum. 5 eksi köküç ile 5 artı kök 3'ü topluyorum. Eksi kök 3 artı kök 3 gitti 10. Kökler çarpımı x pardon 5 eksi yazacaktık. Yanlış yazdık. Hemen düzelteyim. X1 çarpı x2 yani 5 eksi kök 3 çarpı 5 artı kök 3. Eşitliklerde çarpmayı görmüştünüz 9. sınıfta hatırlarsanız. 5 ile 5'i çarptım 25. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3. 25 eksi 3'ten 22'yi buldum. Şimdi denklemi yazalım. Neydi denklemimiz? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani x kare t'yi ne buldum? 10. Eksi 10x. Ç'yi ne buldum? 22. Artı 22 eşittir 0. Bu da bizim ikinci dereceden denklemimiz olur. Evet, sanal kökleri vermiş. Diyor ki sanal köklerinden biri yani z1, 3 artı i olan gerçel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem nedir diyor. Şimdi kökün bir tanesi 3 artı i ise diğer kök bunun niye olacak? Eşleniği olacak. Yani 3 eksi i olacak. Gene aynı şeyi yapacağım. T dediğim kökler toplamı. Topluyorum. 3 artı i ile 3 eksi i topladım. Eksi i artı i gitti. Ne oldu? 6. Kökler çarpımı. Yani z1 ile z2'yi çarpacağım. 3 artı i ile 3 eksi i'yi çarpacağım. Hatırlarsanız karmaşık sayılarda eşlenik çarpmada şöyle bir şey göstermiştim. Bunu orada hatırlatmak istiyorum şöyle. A artı bi ile a eksi bi'nin çarpımı neye eşitti? A kare artı b kareye. Bu artı nereden geliyordu? Aslında eksi bi kare, i kare eksi 1 eşit olduğu için eksi eksi artıya dönüyordu. Dolayısıyla burada da yerine yazdım. 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi 1. 9 artı 1'den 10. Şimdi t ve ç'yi bulduğumuza göre denklemimizi yazabiliriz. X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani x kare eksi 6x artı 10 eşittir 0. Bu da bizim denklemimiz. Tabii x yerine z yazacaktık. Kökleri z demiştim ama neyse böyle olsun. Çok da önemli değil. Evet, gene sanal köklerden birini vermiş, diğer kök istiyor. Benzer bir soru aslında. Z1'i vermiş, 5 eksi 2'yi. O zaman Z2 ne olacak? 5 artı 2 olacak. Kökler toplamı yani Z1 ile Z2'nin toplamı toplarsak ne olur? 10 olur. Artı 2 eksi 2'yi gider. Kökler çarpımı yani Z1 ile Z2'nin çarpımı a kare artı b kare eşittir. Yani 5'in karesi artı 2'nin karesi. Dolayısıyla 25, 4, 29 yapar. Şimdi formülümüzü de yerine yazalım. Yani x kare eksi tx artı ç eşittir 0. X kare eksi 10x artı 29 eşittir 0. Gene aynı şeyi yaptım. Köklerine z dedi. Ben ama z yerine x yazdım. Siz artık kusura bakmayın. Evet, ikinci dereceden bir denklem vermiş ve denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Bizden ne istiyor? Kökleri
x1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olan ikinci dereceden denklemi siz yazın diyor. Yani kökler toplamı dediğimiz x1 eksi 3 ile x2 eksi 3. Bu ne demek? x1 artı x2 eksi 6 demek. Kalsın böyle, düzenleyeceğim sonra. Kökler çarpımı x1 eksi 3 çarpı x2 eksi 3 çarparsak, yani şöyle dağılma özelliği uygulayalım. X1 çarpı x2 eksi 3x1 eksi 3x2 artı 9. Burada her ikisinde 3 olduğu için 3 ortak parantezini alacağım. X1 çarpı x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 olur. Artı bir de 9. Şimdi burada bilmemiz gereken ne? Dikkatlice bakarsanız x1 artı x2 ile x1 çarpı x2 bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben onu nereden bulacağım? Tabii ki şuradan bulacağım. Diyor ki bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Bu denkleme bakarak denklemin kökleri eksi b bölü a'ya eşitti. Kökler toplamı pardon. Eksi b'si kaç? Eksi 4. A'sı kaç? 1. Dolayısıyla 4'e eşit. Kökler çarpımı C bölü A'ya eşitti. C'si 1, A'sı 1, 1 bölü 1'den 1. Şimdi ben bu denklemde X1 artı X2 gördüğüm yere ne yazacağım? 4 yazacağım. X1 çarpı X2 gördüğüm yere de 1 yazacağım. Şöyle yazıyorum. Şimdi bunu tabii düzenlemem lazım. T eşittir ne oldu? 4 eksi 6'dan eksi 2 oldu. Ç eşittir ne oldu? 1 eksi 3 çarpı 4, 12 artı 9. Yani ne oldu? Bu da eksi 2 oldu. Tamam. Şimdi yerine yazalım. Yani denklemimizi yazalım daha doğrusu. Neydi denklemimiz? X kare eksi Tx artı Ç eşittir 0. X kare T'yi ne buldum ben? Eksi 2. Bir de önde eksi var. Artı 2X. Ç'yi ne buldum? Eksi 2 buldum. Eksi 2 eşittir 0. Bu da benim denklemimin çözüm kümesi oldu. Pardon, denklemimin kendisi oldu. Çözüm kümesini istemiyor zaten. Diyor ki kökleri x kare eksi 6 x artı 2 denklemin köklerinden 3'er fazla olan. O zaman şöyle düşünelim. Bu denklemin şöyle yapalım. Kökleri x1 ve x2 olsun. O zaman bizim ikinci dereceden denklemimiz kökleri ne olacak? Bunlardan 3'er fazla olacak. Yani kökleri x1 artı 3 ve x2 artı 3 olacak. Bu denklemi yazmamızı istiyor bizden. Yazalım bakalım. Hemen T eşittir kökler toplamı x1 artı 3 ile x2 artı 3'ü topluyorum. Yani şöyle bir şey çıktı. x1 artı x2 artı 6 oldu. Tamam. Kökler çarpımı, tabii x1 x2 toplamı bulacağım şuradan biraz sonra. x1 artı 3 ile x2 artı 3'ün çarpımı. Şöyle dağıtalım bakalım. x1 çarpı x2 artı 3x1 artı 3x2 artı 9. Şuradaki 3'leri ortak paranteze alalım. x1 çarpı x2. Şurayı bir düzelteyim. Karışacak sonra. Şuradan yapalım. x1 çarpı x2 artı 3 parantezinde x1 artı x2 bir de artı 9'umuz var. Şimdi geri dönüyorum denkleme. Bunun kökleri x1 ve x2 ise bu denklemin kökleri. Kökler toplamı eksi b bölü a. B'si kaç bunun? Eksi 6. A'sı kaç? 1. Yani 6. Kökler çarpımı c bölü a. C'si kaç? 2. A'sı 1. 2 bölü 1'den 2. O zaman bu T'de x1 artı x2 gördüğüm yere ne yazacağım ben? 6. Ç'de x1 çarpı x2 gördüğüm yere 2. x1 artı x2 gördüğüm yere 6 yazacağım. Şunu bir düzenleyelim. Buradan T ne olur? 6 artı 6'dan 12 olur. Buradan Ç ne olur? 2 artı 3 kere 6, 18 artı 9, yani 29 olur. Tamam, artık denklemimizi yazabiliriz. Neydi denklemimiz? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani x kare t'yi ne buldum ben? 12 eksi 12x ç'yi ne buldum? 29 artı 29 eşittir 0 denklemini bulmuş olduk. Evet, yine
ikinci dereceden bir denklem vermiş ve o denklemin kökler arasındaki ilişkiyi vermiş. Bakın x1 ve x2. Mesela buna hemen bakarak kökler toplamı ve çarpımını yazabiliriz. Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b'si kaç? 3, a'sı 1. 3, eksi 3 bölü 1'den eksi 3. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a. C'si kaç? Eksi 1, a'sı 1. Eksi 1 bölü 1'den eksi 1. Şimdi bu kalsın. Şimdi soruya şöyle devam edeceğim. Diyor ki kökleri 2 bölü x1 artı 1 ve 2 bölü x2 artı 1 olan ikinci dereceden denklemi bulun diyor. Şimdi kökler buysa kökler toplamı t 2 bölü x1 artı 1 artı 2 bölü x2 artı 1'dir kökler toplamı. Toplarsam bunu da nasıl bir şey olur bakın. Tabii ki burada toplama yapabilmek için bu kesir ifadeleri fayda eşitleyeceğim. Buna x2 dedim, buna x1 dedim. 2x2 artı, hatta iki parantezin alarak yazayım. x1 bölü x1 çarpı x2. Bir de neyim var? Artı 1 artı 1 artı 2 var. Şimdi burada yerine yazalım. x1 ile x2'nin toplamını ne verdik? Bulduk daha doğrusu yukarıda. Eksi 3 bulduk. x1 ile x2'nin çarpımını eksi 1 bulduk. Bir de artı 2'miz var. Dolayısıyla eksi 6 bölü eksi 1 yani 6 artı 2'den 8. Yani kökler toplamı 8 olacak. Mesela şıklara baktığınızda zaten B seçeneğinin doğru olacağını, diğerlerini yanlış olacağını görüyorsunuz. Çünkü eksi tx olacak ya. Çok pardon, A ya da C olur, yanlış düşündüm. Eksi TX dediği için artı olamaz. A ya da C olur. Neyse, tamam biz devam edelim. Ç'yi bulalım. Yani bundan birisi olacak. Neydi bu? Kökler çarpımı. Yani 2 bölü X1 artı 1 çarpı 2 bölü X2 artı 1. Normal dağılım özelliği uygularak çarpıyorum. Çarptım. 4 bölü x1 çarpı x2 artı 2 bölü x1 şöyle çarptım. Artı şöyle çarptım. 2 bölü x2 artı bir de birimiz var. Şimdi şunların toplamını az önce de buldum. Bakın şurada kaç bulduk burayı? 6 bulmuştuk. Kökler çarpımı kaçtı? Soruda yukarıda bulmuştuk. Eksi 1. Şimdi yerine yazıyorum. 4 bölü eksi 1 eksi 4. Artı 6 artı 1. Ne yapar bu da? 3 yapar. Demek ki burası da 3 olacak. Şimdi cevabın A seçeneği olduğunu görmüşsünüzdür tahmin ediyorum. Neydi eşitliğimiz? X kare eksi tx artı c eşittir 0. T'yi ne buldum? 8. Eksi 8x. Ç'yi ne buldum? 3 artı 3 eşittir 0. Bulmuş oluruz.